aslında. He? Kır bekçisi Ahmet yani. Sana Ahmet verdi numarayı. Anladım, tamam. Kaylım köye gitmiş. İhsan'ı, abisini, şey kardeşini görmüş. Ya sen abine bir tebiye ver ya ben vereceğim demiş. O da abisini çağırıyor. Hani abisini bir dövüyor. Sen niye böyle böyle yaptın? Valla diyor bekçi Ahmet de bir de Mehmet abici beni oyuna getirdiler. Arabada bekliyorlardı onlar orada. Gelin gelseydi bizi onu kandıracaktı. Kaylım da dedi dayı dedi. Akşam gelin dedi bir yerde konuşalım. Ahmet de gelsin. İsa da gelmiş. Yüzleşelim. Ne olduğunu çıksın ortaya. Kaylım o zaman işte Mehmet'le konuşmuş. Ondan sonra İsa'yla konuşmuş. Hani her şeyi anlatacaklardı. Ahmet gelememiş. Ahmet, Mehmet gelmesin, her şeyi anlatmasın diye Mehmet'te vurmuş. Millet de demiş ben domuz diye sandım vurmuşum. Siz bekçi Ahmet'le nasıl tanıştınız? Bir kere bize geldi. Eşimle çay içtiler. Eşimi bakkala gönderdi. Bana dedi sen benimle birlikte olursan dedi 100 milyar sana vereceğim dedim. Ben de kabul etmedim. Ondan sonra kovdum ben evde. 100 bin lira teklif eden babanız değil Ahmet diyor. Ama şeyde savcılıkta Mehmet Avcı teklif etti diyor. Ya burada da Ahmet teklif etti diyor. Bir de Ahmet de şöyle olmuş. Ahmet çocuklara 1,5... Yani Ahmet Perihan'ın kocasına 1,5 lira para vermiş. 1,5 lira. Yani demir. Bildiğimiz 1,5. 1,5 lira para vermiş kocasına. Evet. Demiş ki sen git çocuklara bununla gofret al demiş. Ondan sonra gitmiş Perihan'ın kocası bakkala, o da demiş ki sen benimle beraber ol. Ya bu hiç akıl, hani ama işte savcılıkta şey bana telefonda görüntülerim var. O şekilde birlikte olduğu diyor. Burada da 100 milyar savcının karşısında Mehmet Avcı teklif etti diyor. Burada da şeyde de yorumlarda da Ahmet diyor. Burada da bir çelişki var. Ahmet hakkında biraz karışık bir ifade kullandı. Bir daha isterseniz oraya bakalım. Biraz baştan, tamam. Bir daha bakalım Feryal Hanım'ın ifadesine. Siz bekçi Ahmet'le nasıl tanıştınız? Bir kere bize geldi. Eşimle çay içtiler. Eşimi bakkala gönderdi. Bana dedi sen benimle birlikte olursan dedi 100 milyar sana vereceğim dedim. Ben de kabul etmedim. Ondan sonra kovdum ben evde. Görüncem geldi dedi işte millet herkes senin hakkında konuşuyor böyle böyle. Mehmet de Ahmet seni de mı götürmüşler işte. Dedikodu yaptım da Ahmet de adımı çıkartmış demiş çocuk ben demiş demiş. Eşim dedi DNA testi yapsınlar ne olduğunu çıksın meydana. Ben bu yüzüğü parmağıma taktıysam, dışarıya çıktıysam demek ki bu yüzük benim namusum. Kim vurduysa çıksın ortaya. Biz Ahmet'te şüpheleniyoruz. Çünkü Ahmet plan kurmuş. Demiş şimdi Mehmet giderse Fatih'e her şeyi anlatırsa kesin Fatih beni öldürür. El isim ben bu adamı öldüreyim demiş. Hem bu adam da konuşmaz ben de rahat da olurum. Şimdi Ahmet'in Mehmet'i öldürmesinin sebebini izah etmeye çalışıyor ama o öldürmeyi gerektiren doğru dürüst bir şeyi de pek net ortaya koymuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında onların düşüncesini ben size net söyleyeyim. Evet. Şimdi Mehmet Bey Perihan'a aşık olmuş. Şimdi onunla ilgili hani insanlar... Mehmet Avcı. Yani öldürülen. Evet. O aşık olmuş. Evet. Ondan o şiirler mihirler yazıyor. Onunla? Ya o şiirler falan yazıyor. Evet, evet zaten üzerinde de şiir çıkmış. Şiir çıkmış. O evet. Ona aşık olmuş. Herkesin dediği o. Evet. Şimdi iddia şu aslında. Yani bu kız bir şekilde Mehmet'le görüşüyor. O sırada da yani bu rahmetli Mehmet'le görüşüyor. O sırada da bekçi Ahmet bunları tepeden bir yerden çekiyor kameraya. Evet. Sonradan da o kamera görüntüleriyle Perihan'a gidiyor. Diyor ki bak eğer benimle sen de beraber olmazsan ben bu görüntüleri herkese yayarım. Evet. Hadi şöyle başlayalım. Perihan da diyor ki şimdi burada şuna emin olamıyorum. Perihan da diyor ki yayarsan yay bir şey yok diyor. Görüntüleri de sildiriyor. Fakat az önce diyor ya görümcem de geldi. Yani bu dedikodu alıyor başını gidiyor köylük yer yani. Gömlese diyor ki bak herkes senin dedikodunu yapıyor. Şimdi kusura bakmasın da Fatih Bey kayınbiraderi. Siz tanıştırmışsınız bütün bu adamları bu eve sokmuşsunuz.